Alanya Posta TV Ana Haber Bülteni'nde mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ayrıntılarla karşınızdayız. Tüm ülke genelinde başta olmak üzere Alanya'da da kuraklık alarmı devam ediyor. Vatandaş bundan büyük endişe duymakta. Konuyu değerlendiren Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen ise dim çayı sulamaya açılmalı, denize boşu boşuna akan su israf dedi. Alanya Posta Medya ekibinin gündeme getirdiği susuzluk alarmının yankıları gitgide büyüyor. Dim çayında sedre ve gödüre çayının kuruması tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Tarım sektörü başta olmak üzere yağışsızlığın etkilerinin çok büyük olumsuzluk getireceğinin altı çizilmekte. Konu hakkında Alanya Posta Medya ekibinin mikrofonlarına yanıt veren Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bu seneden itibaren çekilen su kıtlığı gelecek senenin mahsullerine zarar verecek dedi. Sevilgen, havaların kurak geçmesi Türkiye genelini de dahil olmak üzere önümüzdeki süreci de etkileyecek olan bir süreç yaşıyoruz şu anda. Bu durum bize çok büyük eksi yönde etki sağlayacak. Çünkü su eksikliğinden dolayı özellikle avokado ve açıktaki narenciyeler kıtlık yaşayacak. 15 senedir boş bir şekilde akıtılıyor. Sürekli burası izin vermedi, şuradan izin gelmedi şeklinde nedenlerle 8-10 senedir hep bizi oyaladılar. Bunun dışında sadece kuraklık Türkiye'de değil, dünyada da var. Avokado şu an ana vatanları olan Güney Amerika, Meksika, Şili, Peru gibi ülkelerden normalde bu dönemde ithal edilirdi. Ama oralardaki kuraklık ve hasat geçmesinden dolayı aksine ithal değil Türkiye'den ihracat var. Şu anda avokadonun tanesi 15-20 TL'den satılmaya başladı. Bu durum maddi olarak sevindirici ama bir yandan üzücü. Çünkü aynı olayı bizler de yaşayacağız dedi. Değerli seyirciler, kuraklık konusunu sık sık gündeme taşıyoruz. Hem gazetemizde hem de televizyon kuruluşumuzda bu konuyu dile getirmekteyiz. Alanya'nın kanayan yarası. Maalesef birçok bölgede bu kuraklık sorunu yaşanıyor. Fakat Alanya gibi hem sıcak bir iklimde olmamız hem de birçok farklı ürünün burada yetişmesi suya daha çok ihtiyaç olduğu anlamına gelmekte. Yıllardır devam eden bir dim çayı sulama suyu projesi var. Fakat maalesef bu proje tam anlamıyla kullanılamıyor. Hatta üretimin yoğun olduğu bölgelerde neredeyse hiç kullanılamamakta. Sebebi ise Demirtaş Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 60 metre uzunluktaki bir alanın kamulaştırılamaması. Mahkeme henüz karar vermedi belki. Fakat DSİ de bu noktada bir proje, plan proje değişikliği yaparak yakınındaki bir başka bahçeden bu su hattını geçirerek suyun son noktaya kadar ulaşmasının sağlama noktasında ciddi adımlar atmadığı bu iddialar. Genelde üreticilerin iddiası. DSİ geçen haftalarda bölgede bir toplantı yaptı. AK Parti ilçe başkanı Mustafa Toklu'nun girişimleriyle üreticiler çünkü feryat etmeye başladı adeta. Hem doğu mahallelerinde hem de batıda benzer sorunlar var. Batıdaki sorun Yeniköy Barajı'nın henüz bitirilememiş olması. Müteahhidin tası tarağı toplayıp tekrar kaçtığını geçtiğimiz günlerde sizlere aktarmıştık. O bölgede de yine benzer sorunlar var. Fakat en büyük sorun maalesef Doğu Mahallesi'nde Dim Çayı'nda hali hazırda bir baraj var, Dim Barajı var. Yıllardır su var, enerji üretiliyor. Bir taraftan içme suyu arıtma tesisi yapıldı. 2-3 yıldır içme suyu noktasında da Alanya'ya katkı sunmakta fakat sulama anlamında ciddi sorun devam ediyor. Maalesef DSİ'nin hantal bürokrasisi çözülmüş değil. Kabine toplantısı sonrası millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuya vergi ve prim borcu bulunan vatandaş ve şirketlere ceza affı müjdesi verdi. Kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların cezaları kaldırılacak, borcun ana parası belirli bir oran ile güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine kararlarını açıklarken ehliyet affı müjdesini de kamuoyuyla paylaştı. Buna göre yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek, 10 bin kişinin ehliyeti ise iade edilecek.
Kabine toplantısı sonrası millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuya vergi ve prim borcu bulunan vatandaş ve şirketlere ceza affı müjdesi verdi. İcralık borcu olan vatandaşlarla ilgili de bir müjdeyi de paylaşan Erdoğan, 2000 TL'yi aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve ev takiplerini sonlandıracak bir düzenlemeyi yapmıştık. Aynı uygulamayı vergi dairelerimize vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2000 TL'yi aşmayan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz dedi. Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, sosyal güvenlik kurumu, belediyeler, İl özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle bilindiği gibi yüksek öğrenim kredi borçlarının endekse bağlı olarak artışına son vermiştik. Artık gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa... Erdoğan son olarak trafik ceza puanları ile ilgili bir müjdeyi de şu sözlerle aktardı. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz dedi. Her konuda olduğu gibi bu hususta da vatandaşlarımızın gönüllerini rahatlatmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları... Yaşanan ekonomik durgunlukta bu afların gelmesi gayet güzel. Vatandaş borç yükünün altında zaman zaman eziliyor. Esnaf Bağkur'unu, SSK primini ödemekte zorlanıyor. Af bekleyen ve ödemeyen bir kesim de var. Bir taraftan da düzenli olarak borcunu ödeyenler var. 2000 liranın altındaki borçlar silinecek. Peki düzenli olarak bu borçlarını ödeyen insanlar ne kazanmış olacak bu durumda? Yine düzenli ödeyenlerin cebinden çıkan vergilerle yatırımlar devam ediyor. Ödemeyen yine ödemiyor. Ara sıra da böyle aflar gelerek bu borçlar siliniyor. Af gelecekse aslında düzenli olarak borcunu ödeyen insanların henüz gelmemiş borcuna yönelik belki uygulanmalı. Önümüzde ödeyeceği bir taksit, belki ilk taksidi ödenmiş kabul ederek vatandaşa cazip imkanlar sunulması gerekiyor. Ödemeyen bugün affedilse de hepsi için demiyorum ama bir kısmı zaten nasıl olsa yeniden af gelecek. Seçim yaklaşıyor. Belediye seçimi öncesinde de bir af daha gelir diyerek borcunu ödemiyor. Bu zihniyette olan insanlar da var. Bunlara artık hükümetin daha duyarlı olması gerekiyor bu noktada bu kararları alırken. Çünkü borcunu ödeyenler duyuyorum sokakta, çevrede. Bizim suçumuz, günahımız neydi? Biz de mi ödemesek borcumuzu diyor. Bu feryat da duyulmalı, kulak arkası edilmemeli. Diğer yandan ehliyetle ilgili gelen bir af var. Sürücüler hata yapıyorsa, hatanın boyutunun ne olduğu çok önemli değil. Ehliyeti almak durumunda daysa eğer, almışsa polis veya jandarma, kazalarda veya diğer olaylarda bu kadar kolay verilmemeli. Belki yazılan trafik cezası silinebilir fakat ehliyet alacak kadar eğer büyük bir hata işlemişse bu kolay kolay affedilmemesi gerekiyor. Yasal sürenin beklenmesi gerekiyordu. Sırf seçim niyetiyle yakında seçim var diye bunun müjde olarak verilmesi de çok doğru bir karar değil. Vergi konusu bir taraftan kabul edilebilir fakat ehliyet affı aslında çok da mantıklı olduğunu söylemek mümkün değil. Alanya'da bir araya gelen AGD Anadolu Gençlik Derneği üyeleri İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti. AGD Başkanı Sıddık Uyar, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan hiçbir saygısızlığı affetmeyeceğimizi, bu hadsizliklerin unutulmayacağını ifade ediyoruz dedi. Anadolu Gençlik Derneği Alanya Şubesi üyeleri İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.
Hacet Meydanı'nda açıklama yapan AGD üyelerine Saadet İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca ile Müsiyat Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy da destek verdi. Açıklamaya bazı vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve Kur'an-ı Kerim'le katıldı. Meydanda toplananlar adına açıklama yapan AGD Alanya Şube Başkanı Sıddık Uyar, İslam dininin tüm insanlığın saadet ve selameti için insanlara hitap ettiğini söyledi. Kur'an-ı Kerim İnsanlara iletilen canlı bir hitaptır. Kur'an-ı Kerim düşünenlere, aklını kullanabilenlere hitap edilmiş bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim uyuşuk bedenleri hareketlendiren, insanlığa yepyeni ufuk kazandıran bir ilahi nimettir. Kur'an-ı Kerim uğruna en değerli şeylerin feda edebileceği, hatta yolunda ölünebileceği ilahi mesajlar malzumesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına ilahi kelamın değer kıymetini öğretme adına şöyle bir söz söyler. Gerçekten Allah bu kitap ile bazı toplulukları yüceltir, bazılarını ise alçaltır. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen, hepimizin malumu olan bu hadsizliği gerçekleştiren alçakları ve buna izin verenleri kınıyoruz. Diplomatik tepki bekleniyor aslında hükümetten, fakat bu noktada atılan ciddi bir adım yok. Büyükelçinin çağrılması, buradaki İsveç Büyükelçisi'nin istenmeyen adam ilan edilmesine kadar belki bu süreç götürülebilir. Çünkü yapılan kolay affedilebilir bir davranış değil sevgili izleyenler. Fahri konsolosluklar var, o noktada bir yaptırım uygulanabilir. Vatandaşa değil, fakat İsveç hükümetine karşı sadece NATO'ya girişiyle ilgili sınırlı kalmaması gerekiyor Türkiye'nin tepkisi. Ulusal kan bağışı programını yürüten Kızılay, COVID-19 pandemisinin ardından yeni salgın ve griple birlikte kan stokları olumsuz etkilenince bir çağrı yapmıştı. Kan dostumuz olun, bu kışta umut olun çağrısı karşılık bulmaya başladı. Ülke genelinde 300'den fazla mobil ve sabit ekip, yaklaşık 4000 personel ile Kızılay kan bağışı topluyor. Alanya'da da Hacet Meydanı'nda bağış noktası var. Kızılay 2022 yılında 2.809.763 ünite kanı, 2.248.402 bağışçıdan aldı. Neredeyse kan bağışı yapan kişinin aynı olduğunu bu rakamlardan da görebilmekteyiz. 2023 yılı içinse hedef 3.040.000 en az ünite kan bağışı, 3.040.000 ünite kan bağışı olması kan ihtiyacını Türkiye'nin önemli oranda karşılıyor. Kızılay bağışlanan her kan için 3 fidan dikecek, cezbedici hale gelmesi için bu kampanyanın MHP Alanya İlçe Teşkilatı ve Ülke Ocakları Alanya Şubesi de bu çağrıya ilk uyanlardan olup Hacet Meydanı'nda Kızılay'a kan bağışında bulundu bugün. MHP Alanya İlçe Teşkilatı Hacet Mahallesi'nde bulunan Kızılay Şubesi'nde üyelerle birlikte kan verdi. Kan bağışı etkinliğine ilçe başkanı Mustafa Sünbül, Alanya Ülke Ocakları Başkanı Yavuz Uysal, Türk Eğitim Sen Alanya Şube Başkanı Burhan Ulu, Türk Hav Alanya İlçe Başkanı Metin Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle başkanları katıldı. Başkan Sünbül, kan bağışı kampanyamıza destek veren dava arkadaşlarıma ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz dedi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Alanya Bölge Temsil Kurulu 2. Başkanı ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Yılmaz, Kleopatra Plajı'nda yasa dışı tur ve hanutçuluk faaliyetleri yapanlar hakkında tutanak tutulduğunu açıkladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Alanya Bölge Temsil Kurulu, Alanya Turizm Müdürlüğü ve Alanya Belediye Zabıta Amirliği tarafından kaçak acentacılık faaliyetlerine karşı Kleopatra Plajı bölgesinde denetim yapıldı. Bu bölgeden gelen şikayetlerin yoğunlaşmasından dolayı harekete geçen ekipler olaya müdahale edildiğini söyledi. Seyahat Acentaları Birliği Alanya Bölge Temsil Kurulu 2. Başkanı ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Yılmaz, yasa dışı tur ve hanutçuluk faaliyetlerinin Kleopatra Plajı'nda ortaya çıktığı bilgisine istinaden bölgede denetim yaptık. Tespit edilen kişi ve işletmeler hakkında tutanak tutuldu. Kurallara uyan esnafımızın haklarını TÜRSAP olarak her zaman koruyacağız dedi.
Alanya Belediyesi'nin şehir merkezine başlattığı asfalt yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şekerhane Mahallesi'ne yapılan asfaltı yorumlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, amacımız vatandaşlarımızı konforlu bir ulaşım ortamına ortamı oluşturmak dedi. Bugüne kadar pek çok mahalle, cadde ve sokakta asfalt yenileme çalışması gerçekleştiren Alanya Belediyesi, son olarak Şekerhane Mahallesi Lale Sokak'ta asfalt yenileme çalışması başlattı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalarda ilk olarak caddedeki ekonomik ömrünü tamamlamış olan asfalt frize makinesiyle kaldırılırken yol iş makineleriyle asfalt için hazırlanmakta. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, asfalt yenileme çalışmalarımız kapsamında vatandaşlarımızı konforlu bir yola kavuşturmak için ekiplerimiz mesai kavramı gözetmeksizin aralıksız çalışma yapıyor dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi iş arayanlar ile işveren arasında köprü olmayı sürdürüyor. İş Danışmanlık Ofisi 2022 yılında özel sektörde iş arayan 3.447 kişiden 2.106'sına iş sahibi yaptı. İşsizliğin tırmandığı bir dönemde iş olmazsa aş olmaz diyerek çalışmalarını devam ettiren Antalya Büyükşehir Belediyesi İş Danışmanlık Ofisi, 2022 yılında da iş arayanlarla işverenleri bir araya getirdi. 2019 yılında 635, 2020 yılında 1815, 2021 yılında 1944 ve 2022 yılında 2106 olmak üzere 4 yılda toplam 6500 kişiye özel sektörde istihdam imkanı sağlandı. Başta turizm tesisleri, organize sanayi bölgesi, şehir merkezi ve ilçeler olmak üzere özel sektörde faaliyet gösteren firma temsilcileriyle birebir görüşmeler yapan İş Danışmanlık Ofisi, firmaların açık pozisyonlarını bir havuzda topluyor. Özel sektörde çalışmak üzere başvuruda bulunan vatandaşlar, mesleki yeterliliklerine göre firmalara yönlendiriliyor. Yapılan görüşme sonrası firmalar işin uygunluğuna göre vatandaşları işe yerleştiriyor. Antalya'da helikopter, drone destekli emniyet kemeri, radar, alkol, yük ve yolcu taşımacılığı, ışık hatalı sollama denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 16 Ocak-23 Ocak tarihleri arasında farklı saatlerde trafik ekiplerince havadan helikopter ve drone destekli emniyet kemeri, radar, alkol, yük ve yolcu taşımacılığı, ışık, hatalı sollama gibi konularda denetim yapıldı. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği belirtildi. Gerçekleştirilen denetimler sonucu helikopter drone denetiminde 210 sürücüye, yük taşıyan araçların denetimi kapsamında 2568 araç denetlenerek 191 sürücüye, yabancıların kullanımında olan araçların denetimi kapsamında 421 araç denetlenerek 17 sürücüye, radarla hız denetimi kapsamındaysa 439 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. Açıklamanın sonunda ekipler denetimlerin devam edeceğini aktardı. Bunalım ve depresif davranışlar maalesef her geçen gün artmakta. Alanya'da 24 yaşındaki kadın hap içerek canına kıymak istedi. Alanya'da 24 yaşındaki genç kadın hap içerek intihara kalkıştı. Olay Kestel Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Genç kadın girdiği bir anlık bunalım sonucunda evde bulduğu 16 adet hapı içerek canına kıymak istedi. Eve gelen ailesi genç kadının durumunu görünce 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Kamyonetin dereye uçması sonucu yaşanan trafik kazasında maalesef 5 kişi yaralandı.
Alanya'da bir kamyonet hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye sürüklendi. Kaza Karakocalı Mahallesi Gökbel Yaylası yolunda meydana geldi. Kamyonet köprüden geçtiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbarın ardından kaza yerine gelen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olaya müdahale etti. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Sektörünün öncü isimlerinden Hüseyin Arıkan, Alanya'da açmış olduğu fotoğraf stüdyosunda vatandaşlara hizmet vermeye başladığını yaptığı açılışla duyurdu. Hüseyin Arıkan sadece salt fotoğraf çekimi değil, özel çekimlerde gerçekleştirdiğini ifade etti. Hüseyin Arıkan Art Fotoğraf Stüdyosu standart fotoğraf çekimleriyle birlikte video çekimi ve grafik tasarım hizmetleriyle Alanya'da büyük kitlelere hizmet vermek için görkemli bir açılış gerçekleştirdi. Şekerhane Mahallesi Hayri Emiroğlu Sokak, Yıldız Apartmanı'nda hizmete giren Hüseyin Arıkan Art Fotoğraf Stüdyosu'nun açılışına Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Eski Başkanı Mehmet Şahin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Necati Vural ve stüdyo sahibi Hüseyin Arıkan'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Açılış kurdalesinin kesilmesinin ardından misafirler stüdyoyu gezip hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Alanya ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 2. etap maçları Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Müsabakalarda Gaziantep Dorup, Gaziantep Polis Gücü, Fethiye Ali Acar Spor Okulları, Adana Hokey, Alanya Yıldızları, Kırıkkale Akademi, Tempo 80 Spor Kulübü, Zonguldak İl Gençlik Merkezi, 9 Eylül Üniversitesi takımları mücadele ediyor. İlk etabı 26-30 Ekim 2022 tarihleri arasında Zonguldak oynanan Kadınlar Salon Süper Lig'de ikinci etap maçları dün Atatürk Spor Salonu'nda oynanmaya başlandı. 27 Ocak Cuma günü oynanacak maçların ardından ilk dörde giren takımlar playoff maçlarını oynamaya hak kazanacak. İzleyenler, bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizden ayrılmayın. Saat 19.30'da Artı Haber'in konuğu Alanya Müftüsü Doktor İhsan İlhan. Mutlu akşamlar.